Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yine bir hastalık sürecine girdik maalesef. Seslerimden dolayı özür dilerim. Yine birkaç bir şey konuşmak istedim, anlatmak istedim. Sizi bilgilendirmek istedim bu konuda. Kısa bir şekilde bir video hazırlamak istedim. O yüzden seslerimden dolayı şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Belki kısık gelebilir, bağıramayacağım. Yüksek sesle de konuşamayacağım. Şimdi arkadaşlar, Bitcoin, evet, Bitcoin aşağı yönlü gideceğini bir nevi gösterdi. Ve ben size Kaufman-Moving indikatöründe yaklaşık bir aydır Bitcoin'in aşağı yönlü gideceğini zaten söylüyordum. Hemen Kaufman-Moving indikatörünü açalım. Haftalık time frame'e girdiğimiz zaman arkadaşlar, haftalık time frame'de Kaufman-Moving indikatörünü zaten çok güzel çalıştığını ben size söyledim. Şimdi hemen şöyle gösterelim. Ne demiştim arkadaşlar? Bir önceki videolarımda da bakacak olursanız, Kaufman-Moving'e bir temas etmesi gerekiyor. Yani Kaufman-Moving'i haftalık olarak kırdıktan sonra arkadaşlar ne yapması lazım? Bir satış yemesi lazım. Yani tepki düşüşü vermesi lazım. Ben yaklaşık 1,5 aydır 20.500 seviyesine kadar Bitcoin'in düşmesi gerektiğini söylüyorum. Tabii ki şimdi şunu da diyebilirim. 20.500'den sonra çıkacak mı? Belki çıkmayabilir. Belki 18.000'e kadar düşebilir. Ama daha sonra bir çıkış gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Onu da öncelikle söyleyeyim. Yani sabırlı davranırsanız, birçok takipçim gibi yukarıdan alım değil de düşmesini beklerseniz sabırlı bir şekilde arkadaşlar, ileriki süreçlerde güzel paralar kazanacağımızı söyleyebilirim. Şimdi Bitcoin haftalık time frame'de çok güzel bir kapanış yaptı. Ondan sonra 1-2 hafta üst üste çok güzel çıktı. Gel gel yaptılar bize ama biz yemedik. Onu öncelikle söyleyeyim. Daha sonra bir satış, daha sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket, daha sonra tekrar bir satış. Yani arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim, 20.500 seviyesine kadar temas etmesi bir kere muhtemel gibi duruyor, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ada çayımı da içeyim. Bu sefer kahve içemiyorum. Evet, şimdi demem o ki arkadaşlar, Bitcoin'de hala düşüşler geçerli, bekliyoruz. 20.500 seviyesinden sonra yukarı yönlü hareketlerin gelmesini açıkçası temenni ediyoruz. Ama 18.000 de olabilir ama bir kere düşmesi gerekli. Şimdi arkadaşlar, Instagram sayfamda beni takip edenler bilir. Ben sürekli formasyon paylaşıyorum. İndikatörlerle, maaş garantili indikatörler, yok efendim emeklilik yapacak indikatörler gibi şeyler paylaşmıyorum da gerçeğin yansıtan, yani en azından arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ben size bir formasyon paylaşımı yapıyorum. Formasyondan sonra mevcut hedefi gösteriyorum. Ondan sonra zaten size kalmış. İkili dip formasyonu çok güzel çalışmış. Retestini tamamlamış. Yukarı yönlü hareketine devam eder. BNB'de mesela alçalan üçgen formasyonu desteği kırılıp gerçekleşmiş, hedef belirtilmiş. Target profit 8 dolar arkadaşlar. Yani şimdi formasyonun gereği bu. Çalışması gereken durum bu arkadaşlar. Ama tabii ki Bitcoin'den dolayı veya başka bir kötü bir negatif haberden dolayı ve çok pozitif bir haberden dolayı piyasa tersine dönerse orada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden diyorum arkadaşlar, stoplu bir şekilde her zaman takip edin. Mesela burada da ikili tepe formasyonu görmüşüz arkadaşlar. Kyber Network'te ikili tepe formasyonu çok güzel çalışmış. Bakın, birinci tepe, ikinci tepe ve kırılım gelmiş. Kırılımdan sonra ufak bir retest de beklenebilir. Açıkçası buradan da pozisyona girebilir. Yani target profit arkadaşlar 0.500. Evet, Bitcoin bu gece çok fena düşebilir. Dikkatli olun demiştim. Çünkü neden? USDT dominansı inanılmaz derece yükseldi. Şimdi bakın, size şöyle bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu herkes göstermez. Özellikle bakın, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu herkes size göstermez arkadaşlar. Market Cap USDT dominansında Bitcoin tamamıyla farklı hareket ediyor. Şimdi USDT dominansı yukarı yönlü trend başladığı zaman Bitcoin de aşağı yönlü hareket başlar. Hemen şöyle gösterelim. Bunu da sağ olsun bir takipçim bana söyledi. Ben de bu konuyla pek fazla bilgim yoktu. Ama nedir? Bilgiler paylaştıkça çoğalar arkadaşlar.
O yüzden ben de bununla sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi mesela örnek veriyorum. USDT dominansı gördüğünüz gibi yukarı yönlü çok sert hareketlerle devam ediyor. Bakın direnç bölgesi 1, 2, 3, 4 temasını gerçekleştirmiş. Direnç bölgesinden temasını gerçekleştirdikten sonra ne olur? Dördünü de kıramadıktan sonra arkadaşlar aşağı yönlü bir satış yer. Ama şunu söylemek istiyorum. USDT dominansı çok yüksek, çok güçlü. Yukarı yönlü hareket etmek de çok önemli. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler ediyor. Şimdi gelelim bakın Bitcoin'e. Bitcoin neler yapmış? Hemen Bitcoin'in 1 saatlik time frame'ine girelim. USDT dominansıyla nasıl farklı hareketler ediyor göreceksiniz. Şimdi örnek vermem gerekirse tam bu bölgede büyük düşüşte Cuma 3 Mart sabah 4. Hemen gelelim. Cuma 3 Mart sabah 4. USDT dominansı çok hızlı bir şekilde yükseldi ve dolayısıyla Bitcoin çok hızlı bir şekilde düştü. Tam tersine hareket. Yani aslında bunu ölçüyü ters çevirdiğiniz zaman da görebilirsiniz. Aynen. Ölçüyü ters çevirdiğiniz zaman da USDT dominansı aynı grafik elde etmiş olursunuz. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. USDT dominansı bakın yukarı yönlü merdiven misali çıkışına devam ediyor. Bir sonraki tepe bir önceki tepenin üzerinde kapatıyor. Yani dolayısıyla çıkış devam ediyor arkadaşlar. 32 hareketli üstel hareketli ortalamanın üstünde devam ediyor. Altına bir kırma falan söz konusu yok. Dolayısıyla arkadaşlar yukarı yönlü hareketlere devam edecek gibi duruyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bitcoin'de maalesef düşüşlere neden olacak arkadaşlar. Bitcoin'de sert düşüşler gelebilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Mesela geçmişe bakacak olursak alçalan bir bayrak formasyonu var. Çok net bir şekilde çat çalıştı hızlı bir şekilde. Geçmişe bakarak bir analiz ettiğiniz zaman arkadaşlar siz de göreceksiniz ki USDT dominansına baktığınız zaman bak USDT dominansı burada bir tepki alır. USDT dominansı burada direnci kırdı bir breakout kırılımı gerçekleştirdi dedikten sonra şunu demeniz gerekiyor. Bitcoin'de her an bir düşüş gerçekleşebilir. O yüzden arkadaşlar USDT dominansını bence yakından takip etmeniz gerekiyor. Şöyle uzaktan bir bakalım. Bakın şimdi USDT dominansı örnek vermem gerekirse burada çok güzel bir kırılım gerçekleştirmiş. Bir breakout kırılım gerçekleştirmiş arkadaşlar. Hemen şurada dikdörtgenimizi alalım. Bakın şurada çok güzel bir breakout kırılımı gerçekleştirmiş. Daha sonra yukarı yönlü hareketler gelmiş. Üstsel hareketli ortalamanın da üzerine kendini attığı için şunu söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler gelecek. Ne 21 Şubat 2023. Hemen bakalım. 21 Şubat 2023. Nerede? Tabii 1 saatlik timeframe'e baktığımız için. Evet, bakın tam bu bölgede arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bu bölgede. USDT dominansı tam bu bölgede arkadaşlar 11 değil mi saat? Evet saat 9 11 tam bu bölgede. Gördüğünüz gibi USDT dominansının yukarı yönlü trendinin bir onayını aldıktan sonra sizin şunu demeniz lazım. Evet Bitcoin'e düşüşler başlayabilir. O yüzden arkadaşlar Bitcoin'e düşüşler başlamadan önce hemen Bitcoin'e bir short işlemi açılabilir. Tabii ki bu hızlı hareket etmek gerekiyor. Yani bir saat sonra 2 saat sonra ben hareket edeyim demek değil. Hızlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Çünkü Bitcoin çok hızlı tepki alıyor USDT dominansından. Bakın burada da yükseliş gelmiş. 22 Şubat 2000 tabii 22 Şubat akşam saat 8'de. Aynen bakın tam bu bölgede 22 Şubat akşam saat 8'de tam bu bölgede bakın düşüş gerçekleşmiş USD dominansında. Şunu da öncelikle söylemek istiyorum. Bakın bunu bir grafik olarak, bir resim olarak gözünüzün önünden ayırmayın. Her zaman söylüyorum. Eğer üstsel hareketli ortalamadan grafik uzaklaşırsa üstsel hareketli ortalama mıknatıs gibi kendine çekmeye başlar arkadaşlar. Aynen olduğu şekilde. Mesela çok fazla uzaklaştığı zaman elbet üstsel hareketli ortalamaya bir temas etmek ister. Dolayısıyla şunu demeniz lazım. Yukarı yönlü mesela şu düşüş gerçekleşmiş olmasaydı. Çok pardon bir kahve içmem. Pardon bir ada çay içmem gerekiyor. Birazcık boğazlarım yumuşasın kusura bakmayın. Şimdi ne diyordum? Evet, buradan yukarı yönlü bir hareket geliyor olsaydı eğer şöyle yukarı yönlü bir hareketler çıkıyor olsaydı hiçbir düşüş olmamış olsaydı şöyle şöyle elbet buradaki yukarı yönlü hareket aşağı yönlü gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Tabii ki siz ne yapacaksınız? Bu sürede şunu yapmanız gerekiyor açıkçası. Ben buradaki tepeleri takip edebilmem için neye ihtiyacım var? Uyumsuzluklara ihtiyacım var. Hemen burada M32 close kapatalım. Bir RSI açalım arkadaşlar.
Arasayı açtıktan sonra bizim burada yapmamız gereken konu şu. Tepeleri takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tepeler bizim için çok önemli. Mesela gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk söz konusu. Bakın tepeler burada düz devam ederken paralel bir şekilde burada yukarı gidiyor. Yani burada bir uyumsuzluk söz konusu ve dolayısıyla aşağı yönlü hareketler gelebilir. Temkinli olmanız gerekiyor. Ve aşağı yönlü hareket tabii ki tam giriş noktasını, tam böyle nokta atışını yapabileceğiniz bir bölgeyi açıkçası kimse söyleyemez size. Ama en azından aşağı yönlü hareketlerin gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani dolayısıyla burada tepeler uyumsuzluklar içindeyken aşağı yönlü hareketlerin gelmesi muhtemel arkadaşlar. Yukarı yönlü gidelim, devam edelim. Mesela bakın burada da aynı senaryo geçerli. Siz şimdi tabii ki diyorsunuz ki ya bu böyle çıkıyor ama ben nereden artık bunun düşeceğini düşünebilirim derseniz işte tepeler arkadaşlar. Bakın tepeler uyumsuzluk içinde. Dolayısıyla düşüşler gerçekleşebilir. Bir saatlik time frame'de bakıyoruz arkadaşlar bu arada. Onu da öncelikle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi tepeden sonra hemen bir Bitcoin'de düşüş senaryosu gerçekleşebilir ve short işlem açılabilir. Evet, bakın kendiniz de görebilirsiniz. Şu an için arkadaşlar, şu an için şunu söyleyeyim. Aynı tüm grafiklerde olduğu gibi USDT dominansında da aynı şey geçerli. Destek ve dirençler aynı şekilde çalışıyor. Formasyonlar aynı şekilde çalışıyor. Hiçbir değişkenlik yok. İkili tepe, ikili dip, ondan sonra alçalan üçgen hepsi aynı şekilde çalışıyor. Yani siz burada bir formasyon veya bir temas veya bir breakout kırılımı veya bir retest gördüyseniz eğer tam tersini Bitcoin'de işlemi girmeniz gerekiyor. Mesela ne demek istiyorum? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü temasını gerçekleştirmiş burada market cap USD dominansı. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketler geliyorsa şunu dememiz lazım. Evet, buraya artık kıramadı. Bitcoin'e bir yükseliş senaryosu başlıyor. Hemen bakalım. 6 Mart 2023. Nerede? Saat 3. 13, 14, 15. Aynen bakın tam burası. Tam bu bölgede USD dominans mevcut buradaki direncini kıramadığı için aşağı yönlü sarkmaya başladı ve Bitcoin'de yukarı yönlü hareketine devam etmeye başladı. Yani demem o ki tam tersine hareket yapıyorsunuz. Destek bölgesine de geldiği zaman ne yapacaksınız? Bakın tam burada 6 Mart 2023 saat 7'de 6 Mart 2023 saat 7'ye gelelim. Tam burada da gördüğünüz gibi bir short işlemi denenmiş. Yani tam tersi olarak yani buradan yukarı yönlü bir hareket gördüğünüz gibi ve burada kırılım gerçekleştikten sonra arkadaşlar. Evet, burada bir kırılım gerçekleştikten sonra çok ciddi bir şekilde bir breakout kırılımı gerçekleştikten sonra Bitcoin'i gördüğünüz çok sert bir şekilde aşağı saldı. Yani o yüzden bunu takip etmemize fayda var. Şu an için arkadaşlar evet uyumsuzluklar söz konusu. Aşağı yönlü bir düşüş gelebilir. Bakın merdiven misal çıkıyor. Çıkıyor ama gördüğünüz gibi RSI'de bir uyumsuzluk söz konusu. Bakın uyumsuzluk söz konusu. Aşağı yönlü kendini salabilir. Bitcoin'de bir çıkış olabilir. Ama tabii ki kırılımlar çok önemli. Yani marketin yönü, market cap, USD dominansında marketin yönü değişmesi için ne yapacağız? Tabii ki tepelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkili tepe formasyonu eğer oluşursa işte o zaman market yönü birazcık dönmeye başlayabilir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sesimden dolayı tekrar özür dilerim. Kötü bir sesle anlatmak istemezdim ama bazı şeyleri paylaşmak istedim. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.